Selam dostlar, ben dizi dedektifiniz. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle Hudutsuz Sevda hakkında konuşacağız. Lütfen videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dostlar, Hudutsuz Sevda 4. bölümü hep beraber izledik. Benim çok keyif aldığım, her anını heyecanla ve merakla izlediğim bir bölüm oldu. Özellikle final sahnesinde Halil İbrahim'in intikamını alması gerçekten çok keyifliydi. Ve 4. bölüm sonrası haftaya yayınlanacak olan 5. bölümü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle 5. bölümün fragmanının yayınlanmasıyla heyecanım giderek arttı. Peki bu videoda Hudutsuz Sevda ile ilgili nelerden bahsedeceğiz? Esas konumuz ne? Esas konumuz dostlar Kurdoğlu. Sizlere daha önce Halil İbrahim'in arkasında Kurdoğlu'nun olduğunu söylemiştim. Ancak görüyoruz ki Üsteğmen Oğuz'un arkasında da Kurdoğlu varmış. Bu ne demek oluyor dostlar? Halil İbrahim de Üsteğmen Oğuz da Kurdoğlu'na çalışıyor. Peki bu Kurdoğlu kim? Kim olabilir? Kurdoğlu, aslında bunu nasıl tanımlayabilirim sizlere? Kurdoğlu bir istihbaratçı. Ama nasıl bir istihbaratçı? Aslında bu bizim eskiden özellikle Kurtlar Vadisi izleyen arkadaşlarımızın alışık olduğu bir tarz. Karanlık devlet adamları. Yani bunu en çok Kurtlar Vadisi'nde gördük sanırım. Zaten ufak ufak ipuçlarını vermeye başlamıştı dizi. Halil İbrahim üzerimize mi sürüldü, devlet mi gönderdi gibi söylemlerle aslında ufaktan bize sinyaller vermeye başlamıştı. Zaten Oğuz Üsteğmen'in istihbaratçı olduğunu, jandarmanın içinde bile sivil giyinmesi, sakallarının olması ve hatta sivil araçla gezmesi, farkındaysanız bir yere gittiğinde bütün araçlar resmi araç ama onun geldiği araç sivil araç. Burada daha çok jandarma istihbarat gibi takılmışlar. Ama tabii bunun ne kadar doğru yansıtılıp yansıtılmadığını bu işin uzmanları daha iyi bilir. Biz sadece dizinin hikayesi ve karakterler üzerinden konuşuyoruz. Sohbetimizi yapıyoruz. Evet, Kurdoğlu'nun adını artık daha sık duymaya başladık. Ve adım adım Kurdoğlu'na yaklaşıyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz aslında. Kurdoğlu'nun ve Halil İbrahim'in bu Leto ailesiyle bir hesabı vardır. Ancak bu zamana kadar bu aileye ve çevresine operasyon izni çıkmamıştır. Sonunda operasyon için izin alan Kurdoğlu ve Halil İbrahim ve hatta Oğuz Üsteğmen bu iş için beraber seferber olmuşlardır. Yani göreve eş zamanlı olarak başlamışlardır. Amaçları adım adım Leto ailesinin üzerine giderek onların hem pis işlerini hem kirli ilişkilerini ortaya çıkararak yok etmektir. Bu arada arkadaşlar bunlar sadece bir tahmin. Yani diziden aldığım, diziden gözlemlediğim kendi kanaatimce düşüncelerimdir. Tabii ki ben de yanılabilirim veya ters köşe olabilirim. Ama en büyük temennim söylediklerimin doğru çıkmasıdır. Peki bu Kurdoğlu'nu ne zaman göreceğiz? Açıkçası ben Kurdoğlu'nu çok yakın bir zamanda göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle Halil İbrahim'in biraz daha başına buyruk ve aceleci tavırları Kurdoğlu'nu ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Özellikle düğünden Zeynep'i kaçırdıktan sonra büyük ihtimalle Kurdoğlu vadiye inecek diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki bölüm yine heyecanın doruklu olacağı bir bölüm olacak. Peki Kurdoğlu kim olabilir dostlar? Kurdoğlu'na hangi usta oyuncu hayat verecek? Gerçekten ben bunu çok merak ediyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Ama dizi izlediğimden beri aldığım izlenimlere göre gerçekten bizi tatmin edecek bir oyuncunun Kurdoğlu'na hayat vereceğini düşünüyorum. Yani gerçekten heyecan verici ve beni yıllar sonra gerçekten çok heyecanlandıran bir dizi oldu Hudutsuz Sevda. Umarım bu şekilde devam eder ama gördüğümüz üzere daha bu işin ucu çok yerlere varacak. Yani bu sürekli açılan ve detaylanan bir dizi. O sebepten daha çok heyecanlanacağız ve daha çok keyif alacağız. Halil İbrahim daha yolun başında. Bu yolun devamında daha neler göreceğiz neler. Evet dostlar, Hudutsuz Sevda ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın diyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.